TA Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlerle birlikte olacak. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bütün merkez bankalarının işi zor diye konuşuyoruz. Düşük büyüme, yüksek enflasyon. Merkez bankalarının kabiliyet alanı ile başlamak istiyorum ben söze. Özellikle bizim merkez bankamızı nasıl konumlandırırsınız? Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin de açıklamaları vardı kur faiz sarmalına ilişkin. Mevcut durumda diğer ülke merkez bankalarının ellerindeki araçlarla bizimkini kıyaslayabilir misiniz? Ne kadarlık bir manevra kabiliyetimiz var? Enflasyonu düşürmek için neler yapılabilir sizce? Ya bizim Merkez Bankası'nın işi daha zor çünkü faizleri indirebiliyor ama faizleri arttırma yetkisi olmadığını görüyoruz. Yani böyle bir çünkü merkez bankacılığının global normları dışında bir taleple karşı karşıya. O da şu, faizleri arttırmadan enflasyonu indirmeye çalış ama sonuçta enflasyon da inmiyor zaten. İnmediği gibi çok sert bir şekilde yukarı gidiyor. Yani bizim şu anda enflasyonun inmesinden kimin sorumlu olduğuna dair bir soruya ben net cevap veremem. Yani Merkez Bankası bu konuda kendini sorumlu görüyor mu? Yani bunu yapma yeteneği var mı, araçları var mı? Bunların hepsi soru işareti. Ondan dolayı zaten Türkiye'de enflasyon, şimdi bir örnekle açıklayayım Gizem Hanım. The Economist'in arka sayfasında bir makroekonomik tablo vardır burada. 42 tane dünyanın en büyük ülkesinin ekonomisinin makro verileri var. 7 alanda makro veriler sıralanıyor. Ben geçen sayıda baktım. 3 alanda Türkiye birinci, yani 42 ülke arasında birinciliği elinde bulunduruyor. Bu alanlarda en yüksek enflasyona sahibiz, en yüksek faize sahibiz ve en yüksek yerli para biriminin değer kaybına sahibiz. Yani 3 alanda aslında birinciyiz derken negatif anlamda birinciyiz. Yani buradan çıkarttığım şey şu, Türkiye'nin makro ekonomisi zaten oldukça negatif bir yöne gidiyordu. Savaş bunu iyice zor bir duruma soktu. Özellikle bugün gelen enflasyon rakamları, hatta daha da endişe verici olan dış ticaret rakamları. Bütün bu rakamlarla makroekonominin ne tarafa gittiğini, bu seneyi nasıl çıkartacağını biz endişeyle izliyoruz açıkçası. Yani enflasyon konusunda bence piyasa beklentiyi bıraktı. Yani enflasyon çıkacağı yere kadar çıkacak, ondan sonra kendi ağırlığıyla düşecek. Bu da şu demek, yani insanların satın alma gücünün bittiği noktada artık zam yapılamayacak. Çünkü kimse o malı alamıyor olacak. O noktadan itibaren de enflasyon yavaş yavaş düşmeye başlayacak. O noktanın ne olduğunu henüz kestiremiyorum. Belki 1-2 ay daha, şu an çünkü ekonomi hala canlı. Yani ben bir duraksama görmüyorum. Çünkü pandeminin bitmesiyle, normalleşmeyle çakıştı. Dolayısıyla hala bir canlılık var. Bu canlılıktan dolayı hala enflasyon, hala zam yapılabiliyor, enflasyon var. Şu an Ramazan'a da girdik tabii, Ramazan'ın da etkisi var. Yaz aylarında bu enflasyon düğümü çözülür. Yani bir yerde zirve yapar. 70 midir, 80 midir, neresi olur artık. Oradan itibaren baz etkisiyle yavaş yavaş aşağıya gelmeye başlar diye düşünüyorum. Peki Mehmet Bey, bu kadar zaten negatif reel faiz bilmediğimiz bir şey değildi ama bu kadar tepe noktası, daha da yukarılar olabilecek bir enflasyon için daha da negatifleşebilecek bir reel faizden bahsediyoruz ama mevcut durumda kur korumalı mevduata ilişkin geldiğimiz rakamlar bize son haliyle 1 Nisan 695 milyar TL'yi gösteriyor. Bireysel dolarizasyonun mesela çözülmesini bekler misiniz mevcut enflasyonist ortamda? Bir de kur korumalı mevduata olan ilginin aynı hızla devam etmesini öngörür müsünüz yine mevcut enflasyonist ortamda? Yani elinde Türk lirası olanın başka çaresi yok ki. Şimdi siz söylediniz. Şimdi kısa vadeli risksiz faize yatırsa %14 kazanıyor. Enflasyon olmuş %60'ı geçmiş. Çok ciddi bir erime söz konusu. O zaman TL'sini ya dövize dönecek veya kur korumalı mevduatta olduğu gibi dövize dönme ama %14-17'ye razı ol. Eğer kur artışı daha fazla olursa farkını alırsın. Ya buna razı olacak. Veya üçüncü alternatif, ki bugünlerde bir miktar görüyoruz onu, kurun görece istikrarlı gittiği bir ortamda
paranın borsaya gelmeye başladığını görüyoruz. Geçen sene gayrimenkule de girdi, onu unutmadan ekleyeyim. Yani gayrimenkul ciddi şekilde enflasyona karşı paranın değerini koruma aracı oldu. Yani enflasyona karşı dayanıklı varlık sınıfı özelliğini gayrimenkul gösterdi açıkçası. Şimdi bence sıra borsada. Yani borsa dolar bazında son 10 yılda %58 kaybetti. Yani bütün benzer borsalar arasında en büyük değer kaybı bizim borsada. Şirket değerleri özellikle dolara çevirdiğiniz zaman, yani orta ölçekli şirketlerin değerini dolara çevirdiğiniz zaman, yani Boğaz'da bir yalı fiyatı falan ediyor. Yani o kadar her şey ucuzlamış durumda. Tabii yabancılar açısından satın almak, dolar bazında yabancılar açısından almak çok daha basit, çok daha ucuz. Fakat yabancıların çıktığını görüyoruz. Yani ben şaşırdım açıkçası. Şimdi yabancı payına bakıyordum. %37'nin de altına gerilemiş. Yani yabancı çıkmaya devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin makroekonomik politikasına bir güveni yok. Bunu açıkça söyleyelim. Ama şunu da görüyoruz. Yerli yatırımcı yabancının bütün sattığını yerli aldı. Yani yabancı payı %37'ye inerken yerli payı da sonuçta %73'e çıktı. Yani burada ciddi bir şey söz konusu. Yabancıdan yerliye hisse senedinin devri söz konusu. Şimdi bir noktada yabancı satışı azalırsa, durulursa yerli talebiyle hisse senetlerinin yukarıya gittiğini görebiliriz ki son 1-2 aydır böyle bir süreç görüyoruz. Yani Mart ayında borsada %15 kazanç vardı. Bu iyi bir kazanç. Şimdi Nisan'a da iyi bir momentumla başladığını görüyoruz. Yatırım fonları üzerinden para girişi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu sene, geçen sene gayrimenkulde, bu sene borsanın enflasyona karşı mücadeleyi kazanan yatırım aracı olduğunu görebiliriz. Yeter ki şirketlerin karlılığı devam etsin. Yeter ki döviz kuru tarafında görece bir istikrar hakim olsun. Mehmet Bey, çok teşekkürler katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Rica ederim, iyi yayınlar. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz'i ağırladık bu bölümde. Şimdi